Burası Hoca Efendi. Yok Nermin'cim, burası değil. Sen şaşırdın galiba. Sizin aile mezarlığınız şuradaydı tatlım. Nermin'cim, iyi misin? Durdursana adamları, burası değil. Ben gayet iyiyim. Her şeyi öğrendim. Neyi? O Behçet aile mezarlığında benim ve çocukları ile birlikte yatmayı hak etmiyormuş meğer. Nermin'cim, senin üzüntüden aklım karıştı bir tanem. Tersine, ancak aklım başıma geldi. Nermin, bak korkutuyorsun bizi ya. Sen niye celalledin şimdi böyle? Benim onu zehirlediğimi sanmış. Kim? Kim olacak Behçet? Doktoru kafasına sokmuş karın seni zehirlemiş diye. Behçet de inanmış. Sonra da bana bir not bırakmış. Bütün bunları neden yaptığını anlıyorum ve seni affediyorum diye. Canım, bence sen yanlış anladın. O başka bir şey kastediyordur, başka bir şey affediyordur o. Ben affedilecek hiçbir şey yapmadım. Ben affedilecek hiçbir şey yapmadım. Para sıkıntısı çekti. Boğazımızdan kıstım, her şeye yettirdim. Hasta oldu, baktım ona. Evimi her zaman çiçek gibi tuttum. Vicdansız kaynanama saygı gösterdim ben. Ben Behçet'e dört dörtlük bir eş oldum. Ben Behçet'e dört dörtlük bir eş oldum. 19 yıl aynı yastığa baş koyduk. Sen nasıl olur da benim hakkımda böyle düşünürsün? Nasıl olur da beni tanımazsın? Nasıl olur da seni öldürebileceğimi düşünürsün ha? Bir de beni anlıyor ve affediyor. Ben seni anlamıyor ve affetmiyorum Behçet. Yaşarken hepimiz gözü kapalı güvenmek isteriz birine. Affetmiyorum. Ama bazen en yakınımızdaki boşa çıkarır güvenimizi. Ve onlarla hesaplaşacak vakit kalmadığında...